Bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. Dijital Çete Nedre Tersanel Anlık çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına dayattığı bilgilerimizi paylaşma sözleşmesi kamuoyunu hatta devletleri kızdırmış durumda. Hem kullanıcılardan sile varan kitlesel tepkiler var hem de devletin soruşturmaya giden adımları. Bu yaptırımların arkası gelecek. Perde arkası bunun için önemli. Trump'ın gidişiyle dijital çetenin artan cesareti arasındaki ilişkiyi görmemiz lazım. Bir kere mesele WhatsApp değil, Facebook. Sorun orada. Esasen Facebook, Instagram, WhatsApp'ın oluşturduğu dijital hegemonyanın güç ve etkisini seçimlerdeki tarafından rolünden bile anlayabilirsiniz. Şu an WhatsApp'la birlikte Twitter, Facebook, Google Play, Apple Store, Amazon Web Service Trump, Cumhuriyetçi, parti muhafazakar seçmenin kullandığı dijital mecraları hep birlikte boğmaya çalışıyorlar. Bunların başında hızlı yükselen Parler isimli sosyal medya uygulaması geliyordu ve abluka altındadır. WhatsApp'ın ticari sonuçlarından hiç korkmadan kullanıcılarına dayattığı sözleşme ile birlikte bu örnek olay Trump sonrası dönemde işin nerelere yürüyeceğine ilişkin ilk korkutucu adım sayılmalı. Zararlı bilgiler odağı Mesele Facebook dedik. Hep öyleydi. Bugün WhatsApp veri kullanımı nedeniyle şimşekleri çekiyor ya, Facebook WhatsApp'ı satın almak üzere ilk teklifini yaparken topladığı o gizli verilerle bu şirketi fark etmişti. Bu gizli verileri de sahibi olduğu İsrail merkezli casus yazılım şirketi Onavo üzerinden eldelemişti. Yani kökleri bilmek lazım. WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton ki kendisi popüler alternatif haline gelen signalin kurucusudur. İşin buralara varacağını daha 2014'te söylüyordu. Bizi satın alan bir şirketin elimizdeki kullanıcı tabanıyla yapabilecekleri beni endişelendiriyor. Uzun vadede bu kullanıcılara müdahalede bulunmamak mümkün değil. İşte o uzun vadenin sonu bugün yaşananlar. Acton'ın 5 yıl önceki öngörüsü ne kadar parlaksa 2 yıl önce yaptığı analiz de o kadar sorunluydu. Teknolojinin ahlaki yönü yoktur. İnsanlar teknolojiye ahlaki bir anlam yükler. Hüküm vermek teknolojiyle uğraşan insanların görevi değildir. Aslında dediği, teknolojiyi satan insanları bizi sorgulamayın, kullananları sorgulayın. Myanmar katliamlarındaki Facebook tecrübesi bunun tam tersini söylüyor. Bir şey ücretsizse ürün sizsiniz. WhatsApp Facebook'a satıldığında iki kurucu ortak, Jan Koum ve Acton durumu kullanıcılara şöyle duyurmuşlardı. Gizliliğinize saygı duymak şirket olarak DNA'mızda var ve WhatsApp'ı kullanıcılar hakkında olabildiğince az bilgi toplama amacı etrafında şekillendirdik. Adınızı vermenize gerek yok ve e-posta adresinizi öğrenmek de istemiyoruz. Doğum gününüzü bilmiyoruz. Ev adresinizi bilmiyoruz, nerede çalıştığınızı bilmiyoruz. Neleri beğendiğinizi, internette neleri aradığınızı bilmiyoruz. Bu verilerin hiçbiri WhatsApp tarafından asla toplanmadı ve bu düzeni değiştirmek gibi bir planımız da yok. Doğru. WhatsApp kullanıcılardan sadece telefon numaralarını istedi. Telefon defterini de. Şimdi de Facebook'taki bilgilerle entegre edecek. Facebook'a verdiğiniz bilgileri anımsıyorsunuz değil mi? Belki Instagram'daki görseller de dijital ruhunuza beden olacak. Bu durumda ortaya tüm boyutlarıyla çıkacak olan sizin profilinizdir. Hatta anatominiz. WhatsApp'ın herkesin önüne imzalayın diye sürdüğü son sözleşmede neden Avrupa'nın dışında tutulduğu sorusunun yanıtı da burada saklı. Facebook WhatsApp'ı satın alırken yukarıdaki mahremiyet şartlarına sadık kalacağını söylemişti. Anlaşma maddeleri bunu esnetebilecek olanakları satır aralarına saklamıştı ama özü buydu. Avrupa Birliği 2017 yılında Facebook'un benzer bir satım alımı sonrası, benzer bir satın alımı sonrası yine taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle şirketin canına okudu. 122 milyon dolarlık ceza bir şey değildi ama tekrarı kötü olurdu. Tekrarı işte bu sözleşmedir. Turp'un büyüğü heybede uluslararası çapı devasa boyutta hem iç hem küresel politikada taraf yüksek teknoloji şirketin sahibi olduğu WhatsApp üzerinden 10 milyonlarca kullanıcısına dayattığı sözleşme ne kadar ses getirirse getirsin ekonomik ve politik genişliği anlaşılmıyor. Alakası var dediğimiz o. Trump'a karşı olması ülke içinde ne demek? Bu satırlar yazılırken Facebook tüm sayfalarından Trump taraflarının "Çalmayı Durdur" sloganını kazıma kararı aldı. Dünya genelinde ne demek? Çin'in üzerinde çalıştığı tüm teknoloji girişimlerini düşünün. Bunlarla dijital çetenin ilişkisi ne? Trump'ın seçilmesinde veya şimdi kaybetmesinde Rusya bağlantısı iddialarının anlamı ne? Kendisi kadar büyük ve şöhretli diğer uluslararası şirketlerle ilişkisi ne? Microsoft ne? Twitter ne? Biden döneminde dünya siyasetinin, ekonomisinin, teknolojisinin itekleneceği yönle bu şirketin ilişkisi hedefi ne? O sözleşme daha başlangıç. Bir tanesi, Financial Times'ın adını açıklamadığı üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Facebook Libra'yı Ocak ayında kullanıma sunmaya hazırlanıyor, Libya operasyonel olabilmek için İsviçre'deki finansal makamlara müracaatları yaptı. Facebook söz konusu kripto para biriminin küresel bir para birimi ve finansal altyapı sistemi olacağını savunuyor. Bu adımlar tarihleri tesadüf olabilir mi? Bu konuları yeni aşıyı salgını, kripto paraları, sosyal medyayı, kongre darbesini, ABD'yi, Çin'i, Rusya'yı vesaireyi hep tek tek ele alıyoruz. ayrı ayrı duruyorlar. Öyle kaldıkları sürece ham bilgidir. Birleşince akıl olurlar. Birleştirin ki bir araya gelemesinler. Bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuldu. Nedret Tersaner